Paragraf kampımız yardımcı düşünceyle ve paragraf oluşturma sorularıyla devam ediyor arkadaşlar. Hız kesmeden il ilerliyoruz. Efsane bir ders de sizi bekliyor. Artık soru bankalarımız açılsın ve bugün tam 4 test çözülsün. Ben size 38, 39, 40 ve 41'e ödev vermiştim. Şimdi bu verdiğim ödevleri şöyle bir kontrol etme zamanı geldi. Birlikte tekniklerle ilerleyeceğiz. Nefis bir ders olacak. Hadi başlayalım bakalım. Evet test 38 diyoruz arkadaşlar. Bu parçaya göre Çinliler hakkında aşağıdakilerden hangisi? söylenebilir. O zaman söylenebilir diyorsam metni okuyacağım bir çıkarım yapacağım. Birkaç anahtar kelime bulacağım ve aşağıya o şekilde bakmış olacağım. Hadi bir bakalım. Bu parçaya göre Çinliler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? İnsanoğlunun varlığına paralel gelişim gösteren pişmiş toprak ürünler, kullanılan ham maddeleri, üretim teknolojileri, uygulama teknikleri ve kullanım şekilleriyle özgünleşmiş ve bu özgünlükleriyle de bağlı bulunduğu uygarlıklara mal olmuşlardır. Bu bağlamda pişmiş toprak uygulamaların Anadolu Türk sanatındaki en önemli ürünleri Çinilerdir. Çiniler Anadolu Türk sanatında mimari eserlerin yüzeylerinde kaplama malzemesi olarak ve işlevsel gün kullanım eşyası olarak kullanılmıştır. Çinlerin kullanım alanlarındaki farklılığa benzer olarak üretimlerinde de farklı teknikler uygulanmıştır. Evet aslında Anadolu'da çok fazla kullanılmıştır ve böyle en değerli ürünler ondan verilmiştir. Yani en değerli ürünleri aslında Çiniler oluşturmuştur gibi. Yani bu, bu, çıkarımı yaptık. Aşağıda da bunu aramış olacağız. Bakalım. Pişmiş toprak uygulaması alanında Anadolu, Anadolu'da ondan daha önemli bir ürün verilmemiştir. Bakın bu olabilir mi? Olabilir. Çünkü demişti ki pişmiş toprak uygulamalarının Anadolu Türk sanatındaki en önemli ürünleri Çinilerdir. O zaman buradan bu çıkarımı yapmış oldum. Yani zaten aslında cevabı da bulmuş oldum. Cevabım Adana olmuş oldum. Evet. Artık ikideyiz. Bu parçaya göre roman yazmanın koşulları arasında eylem ve özelliklerinden hangileri yoktur demişiz. Şimdi önce bir roman yazmanın koşulları nelerdir buna bakalım. Hangisi yoktur bir çözümlemiş olalım birlikte. Roman herhangi bir film senaryosu ya da tiyatro oyunu gibi teknik öğrenilerek Üretilmesi kolay olmayan daha sanatlı bir yazın biçimiyle ve daha ruhsal bir deneyimle içinden çıkılabilecek bir tür. Roman yazmayı kafasına koymuş biri her şeyden önce kurgu nedir, dramatik mantık nedir öğrenmiş olmalı. Roman okumak roman yazma gayreti içinde bulunan birinin vazgeçilmez eylemidir. Peki o zaman zaten şunu söyledim arkadaşlar şurada. Kurgu ve dramatik mantığın ne olduğunu öğrenmek. Evet dedi ya önce kurgu nedir, dramatik mantık, mantık nedir bunu öğreneceğim. O zaman bu buradan gitti. Peki önceki romanları okumak, Evet, çünkü diyor ki herhangi bir film senaryosu ya da tiyatro oyunu gibi teknik öğrenilerek üretilmesi kolay olmayan sanatlı bir e, yazın biçimidir ve roman okumak, roman yazma gayreti içinde bulunan bireyin vazgeçilmez eylemidir. Yani o roman okuma, önceki romanları okuma eyleminin bulunduğu bulunması gerekiyor bu eylemde. O zaman bu da gitti. 1 ve 2'yi elediğimde zaten cevabım çıkmış oldu. E, ruhsal deneyimi zengin olmak, ruhsal deneyiminiz zenginse işte roman ya yazarsınız, roman yazmanın esas koşulu budur gibi bir bilgi verilmediği için cevabım direkt Ceyhan olmuş oldu. Hadi bakalım artık 3'teyiz. Çok çok iyi gidiyoruz. Bakalım. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Gelecek insanlar tarafından her zaman merak edilen ve sorgulanan bir konu. Çünkü söz konusu gelecek olduğunda sadece olasılıklardan söz edilebilir. Geleceğin dünyayı nasıl değiştireceği, dönüştüreceği, ne tür yenilikler ya da farklılıklar getireceği üzerine çeşitli teoriler geliştirilmiş olsa da gelecek kurgusu birçok insanda irdelenmeye devam etmekte. Bakın Pek çok kurgu var ama irdelemeye devam ediyoruz. Görsel medyada bu olanlardan biri ve geleceğe dair toplumsal yapıdan mimariye birçok konu görsel medya aracılığıyla işleniyor. Bilim kurgu filmleri geleceğe ışık tutma, dönüşen yaşam biçimlerini öngörme gibi çeşitli konularda önem arz etmekte. Var olan mekanların gelişimi ve var olmayan mekanları kurgulama açısından değer taşımakta. Evet yani bir belirsizlik var değil mi geleceğe dair ama yine de böyle bir e, merak konusu aynı zamanda. Şimdi böyle bir şeye bakacağım. Ama belirsizlik benim anahtar kelimem. Bakıyorum. Geleceğin sorgulanması son derece tehlikelidir. Yani geleceği bu şu demek. Geleceği asla sorgulamayalım, belli bir tehlike ortaya çıkar. Hayır, bundan bahsetmedim. Gittim gelecek belirsiz olmasına rağmen ilgi çekicidir. Bu olabilir mi? Olur. Çünkü bir belirsizlik var ama insanın ilgisini de çekiyor değil mi? Evet zaten direkt bu. Ama diğerlerine bakalım. Bilim kurgu filmleri her alanı etkilemektedir. Bundan bahsetmedi. Biz daha çok evet bilim kurguyu örnek verdik ama daha çok geleceğin üzerinde durduk. Toplumsal yapılan mimariye her alan eşittir. Hayır. Var olmayan mekanları kurgulamak kolay değildir. Hayır. Evet cevabımız direkt Bursa seçeneği olmuş oldu. Hadi bakalım artık dörtteyiz. Bu parçaya göre tatillerin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Bakalım birlikte biraz okuyup eleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü olumsuz soru kökümüzün mantığı buydu değil mi? Bizim oku ele yöntemimiz vardı. Noktaya kadar okuyorum aşağıda eliyorum. Okuyorum eliyorum. Bakalım şimdi. Günümüzde bir lüks olmaktan çıkıp elzem ihtiyaçlar arasında sayılan tatil yıl içindeki en keyifli anlarımızı yaşatır. Evet bir zamanlar lüks olarak görülmüştür. Çünkü artık günümüzde lüks olmaktan çıktıysa demek ki daha önce lüks olarak görülmüştü. Devam edelim. Hatırladıkça mutlu olduğumuz tatil anılarımız yalnızca ruhumuz değil bedenimiz için de faydalı. Evet çok gerekli ihtiyaçlar arasına girmiştir. Zaten elzem demek arkadaşlar. Lüzumlu demek değil mi? Lüzum, elzem buradan gelir. Gerekli, tamam. Devam. Denizli güneşli yaz tatilleri, kışın gidilen kayak tatilleri ya da şifa dolu termal tatiller kendinize daha huzurlu ve sağlıklı hissetmenizi sağlar. Tamam farklı türleri insanlara iyi gelebilir. Tatilde tüm zamanınız size aittir ve tek yapmanız gereken eğlenmek, dinlenmek, kısaca keyfinize bakmaktır. İş sorumlulukları, sınav stresleri artık geride kalmıştır. Tamam, insanın tüm zamanı kendine ait olduğu bir dönemdir. Bakın, bu da buradan gitti. Tek olumsuz tarafı kısa zamanda bitmesi. Peki böyle bir şey verdim mi? Yani tatiller e, olumsuz yönleri vardı çünkü çok kısa bir sürede son bulur gibi bir şey vermedim. O halde cevabın denizli seçeneği olmuş oldu. Çevresin sayfalarımız artık beşteyiz. Yine bir söylenemez sorusu geldi karşımıza. Söylenemezse eğer ne yapacaktık arkadaşlar? Birazcık okuyup elememiz gerekecekti. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin etkilerinden veya özelliklerinden biri olduğu söylenemez demiş. Bakalım sanayi devrimi ile fabrikaların kurulması seri üretimin hızla gelişmesiyle kitlesel tüketim dünyanın işleyişini giderek büyüyen bir parçası oldu. Tamam üretimin eskiye göre çok hızlanması evet çünkü seri üretimin e, seri üretime geçtiğini söylüyorsunuz. Zaman içinde gelişen ve değişen teknolojiler ile üretim ve tüketimin insan yaşamına ve doğaya getirdiği sorunlara çözüm arayışı belirli sınırlar içerisinde kaldı. Var mı böyle bir şey sınır? Fabrikaların açılması, çoğalması, işsizliğin önce artıp sonra bitmesi, dünyanın kaynaklarının azalması. Şu olabilir mi? Zaman dünyanın işleyişinin giderek büyüyen bir parçası oldu. Zaman içinde gelişen ve değişen teknolojileriyle üretim ve tüketimin insan yaşamına ve doğaya getirdiği sorunlara çözüm arayışı belirli sınırlar içerisinde kaldı. Tamam devam. Bununla birlikte tüketime ve sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar yetersizlik belirtileri göstermeye başladı. O zaman dünyanın kaynakları da azalmış oldu. Bunu söyleyebilir miyim? Bir daha bakacağım. Bununla birlikte tüketime ve sorunların çözülmesine yönelik çalışmalar. Ha, bunu tam söyleyemeyeceğim. Bu bir kalsın bakalım. Devam. Sanayi devriminin etkileri, fabrikalar, atıklar, doğal kaynakların tüket tükenmesi ve özellikle bilinçsel, bilinçsiz kitlesel tüketim gezegenimize olumsuz çevreler etkiler... Olumsuz çevresel etkiler oluşturmuştur. Tamam. Dünyanın kaynaklarının azalması şöyle. Atıklar, doğal kaynaklar değil mi? Doğal kaynaklar tükenmiş. O zaman bu da buradan gitti özellikle bilinçsiz kitlesel tüketim. Evet, o zaman tüketim kültürü aşırıya kaçıldı, değil mi? Bilinçsizlik buradan geliyor. Fabrikaların açılması ve çoğalması bunu söyleyebilir miyiz? İşsizliğin önce artıp sonra bitmesi. Şimdi bir kere işsizlikle alakalı bir şey vermedi cevabımız Ceyhan. Ama fabrikaların açılması ve çoğalması, fabrikaların kurulması, seri üretimin hızla gelişmesi, kitlesel tüketim, dünyanın işleyişini giderek büyüyen bir parçası oldu. Kurulması ve sonrasında da çoğalması artık bu seri üretime geç, geçmek demek aslında fabrikaları da çoğaltmak anlamına geliyor. Dolayısıyla cevabımızdan Ceyhan seçeneği oldu. Evet 6'ya bakıyoruz artık 6'dayız. Bu parçaya göre karikatürle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Karikatür sanatı grafiksel ve çizgisel bir ifade biçimi olarak yüzyıllarca içerik ve görünüm açısından değişim göstermiştir. Bu gelişimde farklı sanat dallarından etkilenmekle birlikte kendi başına bakın farklı sanat dallarından etkileniyormuş ama kendi başına bir anlatım tarzı haline gelerek pek çok sanat dalını etkilemiştir. Yaratıcısının görsel eğilimine veya dünya görüşüyle şekillenen karikatür örnekleri sadece iki boyutlu yüzeylerde değil üç boyutlu formlarda da kendini göstermiştir. Böylece anlatım dili giderek zenginleşen bu iletişim şekli hacimsel ve devinimsel özellikteki tiyatro sahnesinde de yer bulmuştur. 20. yüzyılda sanatlar arasında görülen etkileşimler yeni anlatım biçimleri doğurmuş ve sanat dalları arasında karşılıklı beslenme imkanı sağlamıştır. Yani aslında biraz da böyle tiyatro ile karikatürün iç içe olduğu ve bu şekilde gelişmesi değil mi? Tiyatro sahnesinde yer bulması ile birlikte bir gelişim sürecinden bahsediyorum. Böyle bir şey arayacağım. Bakalım. Devinimsel özellikteki sinema sanatıyla ortak noktaları vardır. Ortak noktadan ziyade e, bunların birbirleriyle bir e, yakınlaşma süreci değil mi? Bundan bahsediyor. Gittim. Farklı sanat dallarından etkilenmiş ve bu konuda başı edebiyat çekmiştir. Bunu söyleyebilir miyim? karikatürle e, tiyatro birbiriyle etkileşim halinde edebiyat diyemiyorum. 20. yüzyılı insanına hitap ettiği kadar hiçbir dönemde etkili olmamıştır. Hayır. Yeni yeni anlatım biçimleri kullanabilmek için gündemde kalmaya çalışmıştır. Hayır. Tiyatro sanatıyla ile bir iletişim şekli olarak yakınlaşmıştır. Aynen öyle. Yani tiyatroyla o karikatürün yakınlaşması zaten burada anlatılmış. Peki. Hadi artık 7'deyiz. Ne demişiz? Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demişiz. Ne yapacağız? Ulaşılamaz dediği için biraz oku ele yöntemimizi uygulayacağız. Japonların doğanın ortasında sanki kendileri de birer çiçekmiş gibi yaşayan Japonların bize öğrettiği başlı başına bir yaşam tarzı değil midir? Tamam. Kendilerini doğanın bir parçası gibi görür. Bakın bu buradan gitti. Bana öyle geliyor ki Japon resmini inceleyen herkes çok daha neşeli ve mutlu oluyor. Bakalım Japon örtüleri baştan sona bir yaşam tarzını oluşturur. Demiş zaten başlı başına bir yaşam tarzı değil midir demek. Baştan sona bir yaşam tarzını oluşturur anlamına geliyor. Bana öyle geliyor ki Japon resmi inceleyen herkes çok daha neşeli ve mutlu oluyor böyle bir şey verdi mi? İnsanın aldığı eğitim onun doğayla uyumuna aykırı olmamalıdır. Japon sanat eserleri telaşı değil, dinginliği yansıtır. Japon figürleri benzersiz bir kaliteye tam bir hayır daha vermedi. Gelenek ve örneklerle dolu bir dünyada aldığımız tüm eğitime ve yaptığımız çalışmalara karşın doğaya dönmeliyiz bence. Japonların çalışmalarında her şeyin sonsuz bir açık seçiklik içinde olmasına gıptayla bakıyorum. Hmm. Tamam. Yani şey dedi ya doğaya dönmeliyiz bence. Onun doğayla uyumuna aykırı olmamalıdır insanların aldığı eğitim. Yani doğayla Japon sanatı birbiriyle iç içe. Japonların çalışmalarında her şeyin sonsuz bir açık seçiklik içinde olmasına gıptayla bakıyorum. Her şey sonsuz bir açık seçiklik içerisine devam. Bu çalışmalar hiçbir zaman bıktırıcı değil ve hiçbir zaman aceleyle yapılmış gibi durmuyorlar. Soluk alıp vermek kadar basit görünüyorlar. Evet, bir figürü birkaç kesin ve emin çizgiyle bir ceket düğmesi iliklercesine kolaylıkla verebiliyorlar. Yani aslında biraz daha şey var değil mi burada? Ne diyebilirsiniz? Dinginlik ve telaşı yansıtır diyebilir miyiz? Başlı başına yaşam tarzı de, Şurada bir yerde görmüştüm. Gelenek ve görneklerle dolu bir dünyada aldığımız tüm eğitime karşı doğaya dönmeliyiz. Sonsuz bir gıptayla bakıyorum. Sonsuz bir açık seçiklik içinde olması. Yani aslında e, dinginlik, e, ha, burada değil şuradan çıkarırsınız. Bu çalışmalar hiçbir zaman bıktırıcı değil. E, hiçbir zaman aceleyle yapılmış durmuyorlar. Aceleyle yapılmış durmuyorsa telaş yok burada değil mi? Yani daha böyle dingin, e, daha sükunetli bir şekilde bu çalışmalar yapılıyor. O zaman bu da gitti. E, cevabımız Edirne kaldı. Japon figürleri benzersiz bir kalite ve tam bir özgünlüğe sahiptir diyemiyorum. Evet artık 8'deyiz. Bu parçaya göre kitap kapakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Şimdi söylenebilir tarzı bir soruysa bu yapacağımız şey neydi arkadaşlar? Metni okuyorum. Anahtar kelimeler çıkaracağım birkaç tane. Sonrasında cevabı bulmuş olacağım. Bakalım. Kitap insanoğlunun bilgi ve kültür birikiminin yer aldığı önemli bir varlığıdır. Kitaplar seri üretim sürecine gelinceye kadar az üretilen, ulaşılması zor, Sarayların kütüphanelerinde bulunan ve aristokratlara hizmet eden bir fonksiyona sahip olmuştur. Matbaanın icadıyla icadıyla beraber seri üretim başlamış ve bu sayede kitaplar saraylardan halka ulaşabilmiştir. Hmm. Başlangıçta e, farklı bir boyut varmış, daha sonrasında saraydan halka ulaşmış. Aslında böyle bir dönüşüm sürecinden bahsediyor. Kapaklar uzun süre koruma fonksiyonu bağlamında kullanılmıştır. Günümüzde ise kitap kapağı tasarım, reklam yapma ve bilgi verme gibi farklı fonksiyonlar üstlenmiştir. Tamam. İnsanoğlunun derin bilgisinin başarısıdır. Bundan bahsetmedim. Yani çok derin bir bilgisi vardı. işte burada bir başarı vardı vesaire. Bunu görmüyorum. Matbaanın icadı ile beraber güzelleşmiştir. Bunu da söyleyemem. İşlevi zamanla değişmiş ve çeşitlenmiştir. Bakın bunu söyleyebilirim. Başlangıçta bilgi ve kültür yani seri üretim sürecine gelinceye kadar az üretiliyordu. Ulaşılması zordu ama daha sonra bir değişim sürecine girmiş oldu. Zaten o birkaç tane anahtar nokta bize cevabı çıkarmış oldu arkadaşlar. Evet çevresin sayfalarımız artık yepyeni bir başlıktayız. Paragraf oluşturma. Şimdi birkaç tane bilgi vereceğim bununla alakalı. Burada tamlama bilginiz çok önemli. Eğer dil bilgisine tamlamalara hakim değilseniz burada genel olarak yanlış yapıyorsunuz. Böyle bir problemimiz varsa arkadaşlar bizim 21 günde dil bilgisi kampımız var. Bakın soru bankası buradaydı. Hatırlayalım hemen. Kitabımız da burada. Zaten şu kitabı bitirip dil bilgisi yapamıyorum diyemezsiniz. Asla böyle bir ihtimal yok. Buradaki tanımlamalara bir bakın derim. Tamam mı? Bütün uygulamalarını da yapın. Çok fazla da uygulama koydum çünkü iyice otursun diye. Ee, esas mesele bu. Sonrasında da ne yapacaksınız? Kurallı cümle istediği için yüklem sonda olacak. Mesela yani ile başlamayacak. Bunun gibi diye başlamayacak. Ee, daha giriş cümlesine oturtacağım. Giriş cümlesi bir tanım cümlesi olabilir, bir açıklama cümlesi olabilir. Evet. Sonra gelişmeye baktığımda örneklerle devam edeceğim. Tamam. Süreç bu şekilde ilerleyecek. Şimdi bir bakalım bize baştan ikinciyi sormuş. Tamam mesela Rakım Efendi kalasçılık yapan fakir bir babanın oğludur. Böyle başlayabilir mi? Başlayabilir ama diğerlerine hızlıca bakacağım. Mesela şöyle başlayamaz arkadaşlar. Çocuk yaşta önce annesini daha sonra daha sonra da çocuk yaşta önce babasını daha sonra da annesini kaybeder. Yani kim kaybeder bilmiyorum. işte o bilgiyi vere vere ilerleyeceğim. Rakım için elinden ne iş geliyorsa yapar. Olmaz. Rakım Efendi de boşa vakit geçirmez kendini geliştirmek için ne gerekiyorsa yapar olmaz. Rakım Efendi'nin sorumluluğunu Arap dadısı fedai üstlenir. Hayır. Şimdi zaten az önce belirlemiştik. Dedik ki bu e, birle ile başladı tamam mı? Şu bir. Bu birinci cümle. Rakım Efendi kalasçılık yapan fakir bir babanın oğludur. Sonra ne diyeceğim? Çocuk yaşta önce babasını daha sonra annesini kaybeder. Değil mi? Sonra kaybetti ya sorumluluğunu bir alacak. Rakım Efendi'nin sorumluluğunu Arap dadısı fedai üstlenir. Rakım Efendi de boşa vakit geçirmez. Hani üstlendi o kişi. Kendi geliştirmek için ne gerekiyorsa yaptım. Rakım için elinden he, yok. Şöyle üstlendi. Ee, sorumluluğu üstlendi rakım için elinden ne geliyorsa önce bir yaptı. Sonra rakım efendi de boşa geçirmedi. Kendi geliştirmek için ne gerekiyorsa yaptı. tamam. Bunları bulmaya gerek yoktu aslında biz bulduk ama yine de öyle bir göstermiş oldum. Bir ilerleyen şeyler de bulmaya gerek yok. Mantığımız bu şekilde ilerleyecek tamam mı? Ee, giriş şey buluyorum sabitliyorum sonra ona uygun ifadeleri belli tamlamalar noktasında. Burada çok tamlama gelmedi ama ve e, içeriklerin birbiriyle uyumlu olması noktasında ilerlemiş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet ikiye bakalım. Mesela burada sonuncu cümleyi istedim. Yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı bir bütün oluştur oluşturacak biçimde sıralandığında hangisi sonuncu olur demiş. Bir sonuncuyu bulmuş olalım. Bakalım şimdi. Bu dil Arap harf imla geleneğini kullanıyordu. Böyle olmaz mesela böyle başlanmaz. Oysa ki diye başlayamazsınız. Dikkat edilmesi gereken nokta diye. Batıya göçen Türkler ise diye başlayamazsınız mesela. Demek ki öncesinde bir şey söyledi. O zaman şöyle başlar. Eski Anadolu Türkçesi Türklerin İslamiyet'i kabul ettiğini gösteren bir takım kanıtlarla birlikte henüz yeni bir yazı diledir. Tamam. Böyle bir başladım tamam mı? Sonra ne diyeceğim? Ee, yeni bir yazı dilidir. Bu dil Arap harf ve imla geleneğini kullanıyordu. Olabilir. Ee, dikkat edilmesi gereken nokta Araplardan... Tamam şöyle olur. Ee, bu dil Arap harf ve imla geleneğini kullanıyordu. Eskandalı Türkçesinden bahsettim ya. Sonra e, kullanıyordu dedim. Dikkat edilmesi gereken nokta Araplardan hem imla yani sosyal özellikler hem de harf sisteminin alınması. Oysaki Doğu Türkçesi o dönemde yoğun olarak Uygur imla geleneğini kullanıyordu. Hmm, yok şöyle olacak. Şu iki olacak. Bakın çünkü oysaki diyeceğim ya. Şimdi, eski Anadolu Türkçesi Türklerin İslamiyeti kabul ettiğini gösteren bir takım kanıtlarla birlikte henüz yeni, yeni bir yazı dilidir dedim. Tamam. Sonra dedim ki, dikkat edilmesi gereken nokta Araplardan hem imla yani sosyal özellikler hem de harf sisteminin, sisteminin alınması. Tamam. Bu dil Arap harf ve imla geleneğini kullanıyordu. Evet. Sonra oysaki Doğu Türkçesi o dönemde yoğun olarak Uygur imla geleneğini kullanıyordu. Şimdi bu Arap'ı kullanıyordu bu Uygur. Sonra 5'te şu olacak. Batı'ya göç eden Türkler ise Uygur imlasını unutup ya da Uygur imlasını hiç tanımadan Arap imlasına örnek almıştır. O zaman zaten sonuncuyu istediğim için cevap da Ceyhan olmuş. Tamam mantığımız bu şekilde ilerlemiş oluyor. Hadi bakalım artık 3'teyiz. Evet çok iyi gidiyoruz. Baştan dördüncüyü istiyoruz arkadaşlar artık tamam mı? Yine ama en baştan bir sıralamayı yapmamız gerekiyor. Bölük erlerinden hiçbirini henüz tanımıyorum ki nasıl seçeyim? Olmaz. Yaprakları çevirmek, yedek subaylığımı... mı? Bölüğü içtima ettirip gözüme kestirdim seçmeye gönlüm razı olmadı. Olmadı. Şimdi şöyle bir başlarsınız arkadaşlar. Yedek subaylığımı yapmak üzere kıtaya gittiğimde bölük komutanım emir irimi bizzat seçmemi tembih etmişti. Tamam. Bölük yerlerinden hiçbirini henüz tanımıyorum ki nasıl seçeyim? Bakın seçmemi tembih etti sonra yine seçmeye geldim değil mi? Birbiriyle ilişki kuruyorum. Tamam. Nasıl seçeyim? Tamam. Sonra ne yapacağım? Bir şey yapacağım. Bölüğü içtima ettirip gözüme kestirdiğimi seçmeye gönlüm razı olmadı. Evet. Sonra ne diyeceğim? bölük yazıcısından künye defterini istedim. Hani gönlüm razı olmadı ya bir şey yapacağım. Defteri istedim. Yaprakları çevirmeye devam ederken Abbasoğlu Abbas ismi gözüme ilişti. O zaman bu da ne oldu? 5 oldu. Tamam benden ne istiyordu? Baştan dördüncü. Evet o zaman cevabım da Denizli oldu. Bu kadar. Zor mu? Değil. Hadi bakalım artık dörtteyiz arkadaşlar. Ne diyor? Baştan ikinciyi sormuş bize. Hemen şöyle bir sayfamızı temizleyelim. Girişi bulacağım. Hemen sonrasında ikinciyi buluruz. Sut Kemal yetkine göre parnasizm, realizm ve naturalizmin şiire uyarlanmış halinden başka bir şey değildir. Suğut Kemal yetkine göre parnasizm, realizm ve naturalizmin şiire uyarlanmış halinden bu olabilir. Çünkü ile başlamaz, bu olmaz. Bu konuda başlamaz, bu da başlamaz. Tamam. Şimdi e, ya bu ya bu olacak. Parnasizm gerçekten de sadece şiir için geçerli bir akımdır. Gerçekten de falan diye başlamaz. O gerçekten de diyebilmeniz için bir şeyde öncesinde bir bilgi vermeniz ve onu kanıtlama amacı gütmeniz gerekir. O zaman biri aldınız tamam mı bu bir oldu sonra dediniz ki e, böyle bir fikir atmış ortaya Suud Kemal Yetkin bu konuda ona hak vermemek elde değil çünkü parnesizm tam olarak budur evet yukarıda zaten tanım vardı tam olarak budur o zaman benden zaten baştan ikinci istedi cevabında Ceyhan oldu. Bu kadar. Tamam? Bakın, kesin bir soru gelecek. Sizin LGS öğrencisi olmanız, TYT öğrencisi olmanız, YKS öğrencisi olmanız hiç önemli değil arkadaşlar. Bir soru kesinlikle bundan gelecek. Bu tekniği uygulayın zaten cevap çıkmış olacak. Evet, artık 5'teyiz. İyi gidiyoruz. Bu sefer de baştan dördüncüyü istedik arkadaşlar. Divan edebiyatının bir diğer isminin saray edebiyatı olmasının bir nedeni var. Bu nedenle birçok hicirde şair mesela bu nedenle bu bakımdan bu edebiyat yani diye başlamaz. O zaman biz ne yaptık? Bunu bir karar verdik, değil mi? Birinin olduğuna karar verdik. Tamam aldım. Divan edebiyatının bir diğer isminin saray edebiyatı olmasının bir nedeni var. Neymiş bu neden? Bu edebiyat devlet büyüklerinin gözüne girmek için yapılan edebiyattır. Yani nedeni bu. 2. Yani bir nevi toplumdaki bozuklukları ileten, içini döken şair bir yandan da herhalde can ve mal kaybını önlemek için yazdığı hicvi sahiplenmiyor. 3. Doğru yaptık mı? Tamam. Hicvi sahiplenmiyor. Bu nedenle birçok hicivde şair mahlası görünmüyor. Bakın, sahiplenmediği için mahlasını da görmüyorsunuz. Sonra bu bakımdan da hiciv yazarı olmanın mesela çevresindeki hicivlerin bir bedeli var. Bu da 5 oldu. Benden neyi istiyordu? Baştan dördüncüyü istiyordu. O zaman cevabım da 2 olmuş oldu. Tamam? Evet. İlişki kura kura ilerliyoruz arkadaşlar. Evet hadi bakalım yukarıdaki numaralanmış cümleler anlamlı ve kurallı bir bütün oluşturacak biçimde sıralansın bakalım. Bu sefer de neyi istedim? Baştan ikinciyi istedim tamam. Bu işle başlamaz bakın. Basın mensubu kavramı da daha sonraki zamanlarda çalışanlar için kullanılmaya başlamıştır. Bunu da diyemem. Bir şeyde da, D'da bağlacı varsa demek ki öncesinde yine bir şey söyledim ben. Değil mi? Olmadı. Basının işi haber vermektir. Bakın bu olabilir. Basın belirli zamanlarda çıkan süreli ve sürekli e, süreli ve sürekli yayınların ve bu yayınları çıkarmak için mesai harcayan çalışanların geneline verilen attır. Bu daha gene, genel bir yargı ve bir tanım cümlesi. Tanım cümlesi girişte olabilir. O zaman böyle başlasın. Basın belirli zamanlarda çıkan süreli ve sürekli yayınların ve bu yayınları çıkarmak için mesai harcayan çalışanların geneline verilen attır. Tamam bunu söyledim. Sonra basın mensubu kavramı da şimdi basın buydu. Basın mensubu kavramı da bu. İkişi arasında mukayese yaparak ilerlediğim bir paragraf oluyor. Basın mensubu kavramı da daha sonraki zamanlarda çalışanlar için kullanmaya başlanmıştır. Evet. Dolayısıyla cevap da direkt Ceyhan olmuş. Bu kadar. Tamam. Hadi bakalım artık yedideyiz. Çok iyi gidiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Baştan dördüncüyü bulacağız arkadaşlar. Bakalım. Nükleer serpintinin etkisi azaldığında geriye kalanlar medeniyeti tekrar kurmak için yüzeye çıkarlar ancak işler eskisi gibi olmayacaktır. Böyle başlamaz. İnsanlığın kurtarıcısı ise diye başlamaz. Yazar Hideyuki, kaleme aldığı vampir avcısı alternatif geçmişte yaşanan kıyametten binlerce yıl sonrasını anlatıyor. Olabilir. İnsanlıktan geriye kalanlar bombalar düşmeden evvel kıyamet sığınaklarına yetişebilenlerdir. Diğerleri atom silahlarıyla yok edilmiştir. Hayır. Yüksek teknolojiye erişen insanlık kendi karanlığının kurbanı olmuştur ve 1999 senesinde nükleer savaş gerçekleşmiştir. Bu da olabilir değil mi? Ama daha genel bir şey bulacağımız için e, önce bir çünkü bu eserden bahsedecek ya eseri bir vermemiz gerekir. Yazar Hideyuki kaleme aldığı vampir avcısı alternatif geçmişte yaşanan kıyametten binlerce yıl sonrasını anlatıyor. Tamam bunu söyledim. Sonra ne yapıyorum? İnsanlıktan geriye kalanlar... Bombalar düşmeden evvel kıyamet sığınaklarına yetişebilenlerdir. Diğerleri atom silahlarıyla yok edilmiştir. Biri bunu verdim, tamam. İnsanlığın kurtarıcısı ise efsane zannedilen tamam. Bunu anlatıyor. Sonra insanlığın kurtarıcısı ise efsane zannedilen vampirlerdir. Bunlar Asilzade adını almış ve dünyayı yönetmeye başlamıştır. Yok ya bu biri, bir buna uymadı değil mi? Siz de bir fark ettiniz mi? Bir daha bir yapalım mı? Ee, İse ile başlayamam. Nükleer serpintinin etkisi azaldığında geriye kalanlar medeniyeti tekrar kurmak için yüzeye çıkarlar. Ancak işler eskisi gibi olmayacaktır. Bu olabilir. İnsanlıktan geriye bu da olamaz dedik. İnsanlıktan geriye kalanlar bombalar düşmeden evvel kıyamet sığınaklarına yetişebilenlerdir. Diğerleri atom silahlarıyla yok edilmiştir. Yüksek teknolojiye erişen insanlık kendi ...karanlığının kurbanı olmuştur ve 99 senesinde nükleer savaş gerçekleşmiştir. Şu biraz daha e, mantıklı diyebilirsiniz değil mi? Yüksek teknolojiye erişen insanlık kendi karanlığının kurbanı olmuştur... ...ve 1999 senesinde nükleer savaş gerçekleşmiştir. Tamam sonra e, insanlığın kurtarıcısı ise... Sonra insanlıktan geriye kalan bombalar düşmeden evvel kıyamet sığınaklarına yetişebilenlerdir... ...diğerleri atom silahlarıyla yok edilmiştir. Tamam tamam. İnsanlığın kurtarıcısı ise efsane zannedilen vampirlerdir. Yani bunlar yok edildi ya sonra kurtarıcı gelecek. Vampirlerdir. Bunlar Asilzade adını almış ve dünya yönetmeye başlamıştır. Tamam. Nükleer serpintinin etkisi azalına geriye kalanlar medeniyeti tekrar kurmak için yüzeye çıkarlar ancak işler eskisi gibi olmayacaktır. En sonunda da yazar Hideo ki kaleme aldığı vampir avcısı alternatif geçmişte yaşanan kıyametten binlerce yıl sonrasını anlatıyor. Tamam. O zaman ne oldu cevap? Bize neyi sordu? Baştan dördüncüyü sordu. Evet cevap bir olmuş oldu. Tamam. Peki 8'deyiz. Biraz zor bir paragrafmış galiba değil mi? Ne dedik? Baştan ikinciyi istiyoruz artık arkadaşlar. Ne yapacağız artık? Girişi bulup sabitleyeceğiz. Ona uygun bir seçenek getireceğiz. Avrupa'nın korkulu rüyası olan macera Maceraperest vikingler... ...bütün zamanların en sıra dışı acımasız ve yağmacı topluluğudur. Böyle bir giriş yapabilirim. Dizilere konu olan efsanevi kralları Ragnar... E ile Avrupa tarihinde derin izler bırakmışlardır. Ancak başlayamam. Norveç ve Danimarka kökenli bu savaşçı, böyle başlayamam. Tüccar, kaşif, savaşçı ve yağmacı olarak bilinen bu halk. Hı, hmm, tamam. Şimdi şunun biri olabileceğini düşünmüştük ya. Avrupa'nın korkulu rüyası olan macera perest Vikingler. Bütün zamanların en sıra dışı, acımasız ve yağmacı topluluğudur. Tamam, bunu bir buldum. E, sabitledim. Sonra bu topluluktan bahsedeceğim değil mi? Sonra beşe bir bakar mısınız? Tüccar, kaşif, savaşçı ve yağmacı olarak bilinen bu halk yani şu topluluk onun önderliğinde bugünkü İngiltere, Fransa ve daha birçok yere saldırmış herkese boyun eğdirmiştir. O zaman bu da iki oldu. Zaten cevabım da beş olmuş oldu. Evet nasıl gidiyoruz? İyi gidiyoruz. Artık test kırktayız arkadaşlar. Şöyle bir test 40'a bir Bakalım baştan üçüncüyü istiyorum babasının kör olmasından dolayı o artık kör oldu anılır. böyle başlamaz babasının gözlerine zalim bir ağ tarafından mil çekilince babasının intikamını almak için Bolu Bey'ine karşı bir savaş başlatır Ruşen Ali bu olabilir evet ee, kör oldu destanlı kahramanı Ruşeneldir ve babası seyis olan bir köylüdür aslında şu daha genel ya bir dakika önce bir başlayacağım önce bir bilgi vereceğim Köroğlu sadece babasının gözüne mil çeken ağdan almaz intikamını artık tüm beylere kök söktürür. Bey malını halka dağıtır, yoksul donatır, aç doyurur, bir nevi Robin Hood'dur. Tamam. Köroğlu destanının kahramanı Ruşan Ali'dir ve babası seyis olan bir köylüdür. Bununla başladım. Sonra ne yapacağım? Ee, babasının gözlerine zalim bir ağ tarafından mil çekilince babasının intikamını almak için Bolu Bey'ine karşı bir savaş başlatır Ruşen Ali. Sonra Ruşen Ali'den devam edeceğim. Bakın burada Ruşen Ali'yi vermiştim. Burada da Ruşen Ali. Sonra artık diyeceğim ki babasının kör olmasından dolayı o artık Köroğlu diye anılır. Yani Ruşen Ali değil, Köroğlu. O zaman baştan üçüncüyü sordum. Cevabım da Adana olmuş oldu. Peki devam ediyoruz. Yukarıda numaralanmış cümleler anlam bir bütün oluşturacak biçimde sıralasın. Tamam. Artık son cümleyi isteyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Ama maalesef böyle başlayamam. Tezkirelerdeki bir diğer büyük eksiklik ise şairin ise diye başlayamam. Yani iş bu olmaz. Şöyle... Tezkirelerin genel görüntüsüyle fikir ve ilim hayatımıza bir kaynak olması gerekir. Tamam. İş bu, hal, iş bu halde olunca tezkireler sanat yapıtı olmuş, ansiklopedik özellik olmaktan çıkmıştır. Yani tezkire sahibi sanat yapmak uğruna süslü cümleler, mübalağalar kullanarak ya şairi çok olmuş, ya da şairi çok kötülemiştir. Ama maalesef büyük bir kısım tezkire sanata kurban gitmiştir. Hmm. Şöyle. Tezkireler genel görüntüsüyle fikir ve ilim hayatımıza bir kaynak olması gerekir ama maalesef büyük bir kısım tezkire sanata kurban gitmiştir. Şimdi sonra bu gelecek. 2. Sonra iş bu halde olunca tezkireler sanat yapıtı olmuş, ansiklopedik özellik olmaktan çıkmıştır. Çünkü sanata kurban gitti dedi ya. Sonra da ansiklopedik özellik olmaktan çıktı dedim. Sonra yani tezkire sahibi sanat yapmak uğruna bakın sanat yapıyor. Süslü cümleler mübalağalar kullanarak ya şairi çok olmuş ya da şiiri kötülemiştir. Şairi kötülemiştir. Tezkirelerdeki bir diğer büyük eksiklik ise şairin doğum ve ölüm tarihlerinin ama özellikle doğum tarihinin olmamasıdır. Evet 5. Zaten bize soru soruyor. O zaman cevabım Bursa oluyor. Evet evet evet. Hadi bakalım bir paragraf oluşturuyor. Bu da diğer versiyon aslında. Az önce yaptığımızın aynı versiyonunu yapmış oluyoruz arkadaşlar. Diyor ki bize bir paragraf oluşturalım ve oluşturduğumuz bu paragrafta e, ne demiş? Doğru bir sıralama istiyorum demiş. Tamam mı? Doğru bir sıralama istiyorum. Bakalım şimdi. Türkiye'de sinema kriz dönemleri hariç her zaman popüler bir ortam, araç ve eğlence biçimi ola geldi. Böyle bir şey olabilir. Ancak olamaz mesela. Televizyon yayıncılığının batıya göçe Batı'ya göre geç başlaması sinemanın biricik kitlesel eğlence biçimi ve popüler kültür alanı olarak bizde öne çıkmasının önemli bir nedeniydi. Bu da olabilir. Bu nedene rağmen böyle başlamaz. Seyirci salon ve film yapım sayılarının artmasıyla 1950'lerin sonunda 1970'lerin ortasına kadar Türkiye'de sinema birçok açıdan altın çağını yaşadı. Bu da olabilir. Şimdi tekrar bir bakıyorum. Televizyon yayıncılığı şıklara bir gidelim arkadaşlar. Birle başlamış mı? Birle zaten başlığını vermemiş. Ee, biz beşi zaten elemiştik. 3, 4 olabilir. Değil mi? Bizim ihtimalimiz 3, 4. Peki. Tekrar bir 3'e bakalım. Televizyon yayıncılığının batıya göre geç... Böyle olmaz. Batıya göre bir şey ikisi arasında mukayese yaptığım ifade daha çok gelişmede olur. O zaman 3'te de gitti. Demek ki ben 4 ile başlayacağım. 4 ile başladım. 1. Türkiye'de sinema kriz dönemleri harç her zaman popüler bir ortam araç ve eğlence biçimi ola geldi. Sonra eğlence biçimi ola geldi. Sonra ne diyebilirim? Seyirci salon ve film yapım sayılarının artmasıyla 1950'lerin sonundan 1970'lerin ortasına kadar Türkiye'de sinema birçok açıdan altın çağını yaşadı olabilir. Sonra altın çağını yaşadı sonra neler oldu acaba? Televizyon yayıncılığının batıya göre geç başlaması sinemanın biricik kitlesel eğlence biçim ve popüler kültür alanı olarak bizde öne çıkmasının önemli nedeniydi. Evet bu nedene rağmen hani önemli nedeniydi dedik ya sonra bu nedene rağmen diyeceğim burası 4 olur ancak zaten buraya da 5 kalıyor. O zaman 5 e, sonuncuysa cevabım da denizli oluyor. Tamam. Şıklardan da birazcık böyle yardım alarak gidilebilir. Evet 4'e bakalım artık. Yine e, benzer bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Kamkat C vitamini yönünden zengin bir bitkidir. 100 gramında 43,9 miligram C vitamini vardır. Olabilir. Akdeniz bölgemizde yetişen kamkat, kumkat, kumkuat gibi adlarla da bilinir ve ağacı da portakal ağacının azıcık küçüğüdür. Bu da olabilir. Kas ve doku oluşumu için gerekli olan bu vitamin. Bu vitamin diye başlamaz gitti. Kamkat, Doğu Asya ve Çin'de doğal olarak yayılış gösteren turunçgül ailesinin en ufağı olan ağaçtır ve ülkemizde de bulunur. Bu da olabilir. Biçimi tıpkı limona böyle de başlamaz. Peki, şimdi bir ile başlayabilirdi, iki ile başlayabilir ve dörtle ile başlayabilir. Tamam, şimdi en geneli bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Ee, daha C vitamini vesaire bunu söylemeden önce bir nerede yetiştiği ile alakalı bir bilgi vermek daha mantıklı değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyim? Kamkat Doğu Asya ve Çin'de doğal olarak yayılış gösteren turunçgil ailesinin en ufak olan ve ülkemizde de bulunur. Tamam böyle bir başlayabildim. Sonra Akdeniz bölgemizde yetişen kamkat, e, kumkat, kumkuat gibi adlarla da bilinir. Tamam bu adları söyleyebilirim. Sonra... Biçimi tıpkı limona, rengi portakala benzeyen kokusu. Evet zaten biz zaten nerede ilerliyoruz şu an? 3 2 Evet, denizli ile ilerliyoruz değil mi? Şöyle gider mi? 2'yi söyledim. Sonra biçimi, limona, rengi portakala benzer kokusu, bergamotu andırı ve cilde temas ettiğinde bıraktığı koku uzun süre sürmez. Bunu söyledim. Kamkat C vitamini yönünden zengin bir bitkidir. 100 gramında 43,9 mg C vitamini vardır. Tamam. Kas ve doku oluşumu için gerekli olan bu vitamin diğer mineral ve vitaminlerin daha iyi kullanılmasına yardım eder. Tamam bunu da söyledim zaten cevap çıkmış oldu. Peki sayfalar çevrilsin artık neredeyiz arkadaşlar? Beşteyiz çok iyi gidiyoruz. Yine anlamlı bir paragraf oluşturmamız isteniyor. Bakalım zaman zaman absürt olarak kabul edilen parodilerle bakın böyle başlamaz. Çünkü daha genel bir şey alacağım. The Muppet Show... Muppet, Muppet tabir edilen kuklalar ekseninde geliştirilmiş olan bir televizyon şovuydu. Bu olabilir. Konuklar arasında o yılların en ünlü televizyon ve sinema yıldızları hatta rock müziğin dev isimleri bile vardı. Böyle başlamaz. 1976-1981 yılları arasında yapın böyle başlamaz. Bu karakter evet. Tamam 2 ile başladım. 2'nin olmadıklarını bir eleyelim. Tamam sonra ne gelecek bir karar verelim. Bunu söyledikten sonra bu televizyon şovunu söyledikten sonra biraz bilgi vereceğim muhtemelen. Bakıyorum 1976-1981 yılları arasında yapılmıştı. Gösterinin Yıldızı Susam Sokağı adlı çocuk programında da ana karakterdir. Bakın bu olabilir. Bir olur mu? Zaman zaman absürt olarak kabul edilen paradülerle süslenen programda kermit programı konuklarda alınmıştır. Yok televizyon şovuydu ee, hangi yıllar arasında yapıldı bu televizyon şovu? Önce bir bu bilgiyi veririz. Dolayısıyla zaten cevabımız bursa seçeneği olmuş oldu. Ee, sonrasında ne yaparsınız? Mesela 2'yi söylediniz, 4'ü söylediniz. Sonra 2, 4. Ana karakterdir. Bu karakter olan kermit gösteri süresince sahneyi idare eden gösteri sanatçılar arasında problemleri halletmeye çalışan hareketli bir karakter olarak sunulmuştur. Sonra bilgiler vereceğim. Zaman zaman da işte Kermit e, programa konuklar da almıştır gibi bilgileri vermiş olacağım. Aslında biraz daha birbiriyle ilişkili ve tamlamalara da dikkat ettiğimiz bir paragraf oldu. 6'ya bakalım. Ne demiş? Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak istense hangisi dışarıda kalır demiş. O zaman bir e, tek tek bakmamız gerekecek. Özellikle yazınsal böyle başlamaz. Eş adlılık, eş yazımlılık, eş seslilik, sesteş, eş biçimlilik, eş gösteregenlik bir vardı olmaz. Türkçe'de anlam bilimiyle ilgili bir takım terim ve kavramlarda karmaşa yaşanmaktadır. Olabilir bakın bu. Bu kavramlar böyle başlamaz. Terim birliği haricinde yabancı dillerden Türkçeye çevrilen bazı terimlerin tam karşılığının olmaması terim karışıklığına yol açmaktadır. Bu da olur. Bu daha genel. Bunu aldım. Terim birliği haricinde yabancı dillerden Türkçeye çevrilen bazı terimlerin tam karşılığının olmaması da terim karışıklığına yol açmaktadır. Tamam. Sonra terim karışıklığına yol açmaktadır. Ama şu daha mantıklı ya. Önce bir bunu vereceğim. Türkçe'de anlam bilimiyle ilgili bir takım terim ve kavramlarda karmaşa yaşanmaktadır. Sonra terim birliği olmadığı için yaşanıyor. Bu kavramların birbirinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Oysa ki bu terimlerin kimisi aynı kimisi farklı olup aralarında belirli bağlantılar vardır. Bu olur 3'e. Sonra neymiş bu terimler onu söylersiniz. Eş adlılık, eş yazımlık, eş seslilik, sesteş falan terimlerden bahsettim. Özellikle yazınsal eserlerde sözcükler gerçek anlamın dışında... Hayır bak bu tamamen farklı. Biz şu an Eş sesliliğin, eş anlamlılığın ya da eş yazımlılığın birbirlerine benzeyen kelimelerin oluşumlarından bahsettik. Ve bunları aslında birlikte kullanılmanın bir hata oluşturduğundan bahsettik. Ee, ama şey dediğim an yani mecaz anlamıyla kullanılır dediğim an bambaşka bir şey çıkmış oldu ortaya. Peki 7'deyiz artık hadi bakalım test 47'deyiz. Hangisi sonuncu olur demiş şöyle bir temizleyelim. Minimalist ev dekora, dekorasyonu aslında uzun zamandır var olan ancak yeni yeni popülerlik kazanan stillerden. Bu olur değil mi? Bu bir. Siz de yaşam alanlarınızda bu dekorasyon tarzının hakim olmasını istiyorsanız bazı önerilerimiz olacak. Evet. Neymiş mesela bu önerileriniz? Eşyalardan kastımız... E, öncelikle bu tarzın olmazsa olmazsa az miktarda eşyadır. Evet. Eşyalardan kastımız sadece mobilyalar değil dekoratif amaçlı olarak kullandığımız eşyaları da azaltıyoruz. Tamam. E, aksi halde ne yaparsanız yapın yaşam alanlarınızda bu tarzın hakim olmasını sağlayamazsınız. Tamam. O zaman zaten sonuncuyu soruyor. O da 5 olmuş oluyor arkadaşlar. Bakın bir süre sonra zaten... Direkt çıkmış oluyor. Hangisi ilk cümle olur demiş. O zaman daha genel ve tanım cümlesi bulmuş olmam gerekecek. Böylelikle diye başlayamazsınız. Bakın tarihsel gelişimine bakıldığında ama neyin tarihsel gelişimine bakıyorsunuz? Demek ki önceden bir şey söyledim. Bu da giriş cümlesi olamaz. Giyilebilir sanat akımı geleneksel sanat anlayışı kadın sanatçılar ve işlev gibi konuların sorgulandığı bir akımdır. Olur bakın dedik ya hani tanım cümleleri açıklama cümleleri giriş olur çünkü ile başlamazsınız. E, bu da gitti. Sanatı duvardan indirip müzeden çıkararak gündelik hayatın içine dahil etmeye çalışmışlardı ama kimler çalıştı onu da vermediği için bu da gitti. Dolayısıyla cevap Ceyhan olmuş oldu. Yani kendinden önce bir izlenim uyandırmayacak cevap izlenim uyandırmayacak. Evet hadi bakalım artık 41'deyiz son testimizdeyiz bugün iyi gittik arkadaşlar suyumuzu da unuttuk böyle susuz ama sizin yanınızdaysa bir içiniz benim yerime içiniz bari afiyet olsun hadi bakalım. Ne demişiz bu parçada anlamlı bir bütün oluşturmak istense hangisi dışta kalır demişiz bakalım ilave olarak geleneksel Urfa evlerinin oluşumunda konum ve sahiplerinin estetik anlayışları güneydoğu insanın yaşam tarzı da etkilidir. Evet Urfa evlerinden bahsedeceğiz galiba. Koruma ve restorasyon çalışmalarına hemen başlanınca da gelinceki nesillere kalması gereken evler böylece kurtarılmıştır yani bir dursun bakalım. Geleneksel Urfa evlerinin şekillenmesine taş malzeme oldu. Urfa evleri yine tamam. Çünkü hep Urfa evleriyle başladık ya bir Urfa evleriyle devam edecek arkadaşlar sanıyorum. Urfa evleri içe dönük karaktere sahip olup bakın burada da yine Urfa evleri. Bu evler yine bu evler Urfa evleri. Ama bakın Bursa'da bambaşka bir şeye geçmiş değil mi? Korunma ve restorasyon çalışmalarına hemen başlanınca da gelecek nesillere kalması gereken evler kurtalmıştır. O zaman cevabınız direkt Bursa seçeneği olmuş. Peki. Bir paragraf sıralayalım bakalım nasıl sıralayacağız. Nem oranı ortalama %58 olan Datça'da yılın 300 günü güneşli geçer. Bu olabilir mi? Olabilir kalsın. Datça tipik bir Akdeniz iklimine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yaşlıdır. Daha genel bir bilgi. Bunu söyleyip daha da neticelendirebiliriz. Bu olabilir. Üç tarafı denizle çevrili yarımada da yazın esen serin ama hangi yarımada vermedim olmaz. Bu iklim olmaz. Öte yandan olmaz. Tamam. Bir ile başladım. Yani ikinin olmadıklarını bir eledik arkadaşlar. Datça tipik bir Akdeniz iklimine sahip. Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır. Sonra ne dersiniz? Üç tarafı denizle çevrili yarım adada yazın esen serin kuzey rüzgarları kavurucu sıcakları nispeten yok eder. Bakın bu olabilir değil mi? Sonra sıcağın neden yok ettiniz? Bir oran verin. Nem oranı ortalama %58 olan Datça'da yılın 300 günü güneşli geçer. Evet bu şekilde gider. O zaman zaten cevabınız da Adana seçeneği olmuş olur. Evet 3'teyiz. Giriş cümlesi arıyorum. O zaman bir tanım ya da bir açıklama cümlesi benim cevabım olacak. Hepsiyle başlamazsınız. Kahramanca savunma sayesinde ama neyi savundum? Bak bilgi vermedim gitti. Bu harekat ama hangi harekat? Bilgi vermedim gitti. Birkaç gün içinde itilaf devletleri ama demek ki öncesinde bir şey söyledim ki bunu söylüyorum. Birkaç gün içinde de bunu bunu yaptılar dedim. İtilaf devletleri Churchill'ın çabalarıyla sadece donanmayla Çanakkale Boğazı'na geçerek İstanbul'un önlerine ulaşmak ise Daha genel bir yargı arıyorum. Tamam. Giriş demek genel bir yargı. Daha genel, daha açıklayıcı, daha tanım cümlesi arıyorum. Cevabım da Edirne seçeneği olmuş oluyor. Hadi dörtteyiz. Bir sıralayalım bakalım. Sinema yaşamına ise bakın. İse ile başlayamam. Bu o zaman direkt gitmiş oldu değil mi arkadaşlar? İse ile başlayamazsınız bir olamaz. Paşa Bahçede 5 Nisan 1925'te dünyaya gelen Mehmet Sadettin Alışı, küçük yaşta izlediğin Naşit Özcan tiyatrosuyla adeta bilinir. Bakın bu olur. Daha genel bir yargı bilgi verdim. Sonra daha ilkokul 3. sınıfta tiyatro sahnesine ilk adımını atar. Olur çünkü bunu yaptı. Sonra tiyatro sahnesine adımını attı. İstanbul Erkek Lisesi'ne devam ederken Cağaloğlu halk evine katılarak tiyatroya bağlanır. Olur. Ee, ancak bir süre sonra devam zorunlu olmayan Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümüne kayıt olur. Tamam sinema yaşamına ise bakın buralarda hep tiyatrodaydı şimdi sinemaya geçecek. O zaman bu 5 olur şu da 6 olur. O zaman ben 2 ile, e, baş, iki ile başlamıştım. 2'nin olmadıklarını eliyorum. 2 dedik değil mi ne dedik? 2 ile başladım. İkinci neydi? 3. Tamam cevap bursu oldu. Çevrilsin sayfalarımız artık 5'teyiz arkadaşlar. Hangisi sonuncu olur? Buna bakacağız. Akım ise bak ise ile başlayamıyorum. Akım ile hareketin farkı ise olmaz. Hareket sadece ülkenin belli bir alanında yaygınlık gösterir ve zaman olarak akımdan daha dar bir alana sahiptir olmaz. Ama literatürü akım olarak geçmiştir olmaz. Bakın şu olur. Garip akımı sembolizm ya da sürrealizm gibi bir akım değil, harekettir aslında. Tamam? Ama literatürü akım olarak geçmiştir. Bunu söyledim demek ki ama böyle geçti. Ee, hareket sadece hı, şöyle diyeceğim akım ile hareketin farkı şudur diyeceğim sonra hareket bu, bu budur diyeceğim akım ise budur diyeceğim değil mi yani bir şey ise diyebilmeniz için ondan önce başka bir şey açıklamanız gerekir siz burada hareketin tanımını verdiniz tamam bunu verdiniz sonra akım ise dediniz ee, bizden de sonucu istiyor cevapta adan oluyor. Evet altıdayız artık değil mi? 6'dayız. Hangisi paragrafın dışında kalır demişiz. O zaman oluşturalım bakalım. İnsanın ruh duyumu ifade edildiği gibi sadece ruhunu değil vücudunu da etkiliyor. Korkmuş bir insanın vücudunda salgılanan bazı hormonlar adrenalini yükseltiyor ve bu durum korktuğu şeye karşı dayanma gücü veriyor. Bu olabilir değil mi? Bir ile başlayabilirsiniz. Ee... Hayır bu olmaz. Şu an... Üçü gördükten sonra bundan vazgeçtim. Şöyle olur arkadaşlar. Bu durum üzgün bir insanın yapılan olmaz. Bak insan diğer canlılardan farklı olarak duygularını cins mimiklerle ifade edebiliyor. Kızgınlık, merak, üzüntü, panik, neşe gibi pek çok ruhsal durum için birbirinden farklı ifadeleri öğreniyor ve uyguluyor. İnsanın ruh durumu ifade edildiği gibi sadece ruhunu değil vücudunu da etkiliyor. <laughs> Yok şöyle mimiklerle ifade edebiliyor. Bu ruh durumu ifadelerinden kızgınlık ifadesi genellikle... Tamam şurada kızgınlığı söyleyeceksiniz. Sonra kızgınlıktan sonra açıklayacaksınız. Bu ruh durumu ifadelerinden kızgınlık ifadesi genellikle sonradan öğreniliyor. Ancak gülme ve korkma ifadeleri doğumdan önce anne karnındayken gözlemlenebiliyor. Tamam. Sonra insanın ruh durumu ifade edildiği gibi sadece ruhunu belirtmiyor. Ruhun değil, vücudunu da etkiliyor. Vücudunu etkilemesi ne olacak? Tansiyon düşecek bakın. Üzgün bir insanın tansiyon düşebilir. Hareket etmekte bile zorlandı hale gelebilir. Yapılan bütün bu çalışmalardan sonra bilim insanları insan psikolojisiyle ilgili yepyeni son Hayır. Bir çalışma yapıldığından bahsetmedim. O zaman direkt E oluyor. Tamam? Yukarıda sadece genel bilgiler verdim ama bir çalışma vesaire bundan bahsetmediğim için E seçeneğine gitmiş oldum. Evet, 7'deyiz artık. Baştan üçüncüyü istiyoruz arkadaşlar. Son 2'deyiz artık bu göl diye başlayamazsınız. av mevsiminde avcılar tarafından vurulan bu kuşlar diye başlayamam. 50 ayrı kuş türünün kuluçkaya yattığı 182 kuş türünün barındığı bu yeni kuş cenneti bu diye başlayamazsınız. Seyfe Gölü Kırşe şehir, Kırşehir'in 35 kilometre doğusunda bulunan sığ 15 kilometrelik alana sahip tek tektonik göl. Böyle başlarım. Tamam. Tektonik göl. Bu göl dünyada nesillerin azalan flamingo kuşlarının konakladığı bir alandır. Diyebilir misiniz? Dersiniz. Sonra bununla ilgili bilgi verirsiniz. 600 binden fazla çeşitli türden kuşların bulunduğu bu olan milli park alanı haline gelmiş. Tamam. Sonra 4 dersiniz. Bu da 5 olur. Bize neyi sordu? 3'ü sordu zaten. Baştan 3. de Ceyhan oldu. Hadi artık son soru. Baştan ikinciyi soruyoruz artık arkadaşlar. Bir girişi bulalım önce. Ayrıca diye başlamam, Anthony Hopkins ise diye başlamam. İse falan diyebilmem için bir şey söylemem gerekiyor. Filmde başrol oynayan Jodie Foster olmaz, bu süre olmaz. 1992 yılında 7 dalda Oscar'a aday olan Kuzuların Sessizliği yönetmenine ve başrol oyuncularına altın heykelciyi getirmişti. Bu olur. Bir. Ayrıca en iyi filme, en iyi senaryo uyarlaması dalında da ödüle layık görülmüştü. Evet bu, bu oldu, sonra da görüldü dersiniz. Devam etmeye gerek yok zaten 2'yi sordu. Cevabınız direkt Adana olmuş oldu. Evet. Ve dört tane test de nihayet ermiş oldu. Şöyle bir önce ödevler verilsin arkadaşlar. Artık sona yaklaşıyoruz. Bakın günde 4 testle bitireceğiz kitabımızı. Biz bugün 41'e kadar geldik. 42, 43, 44, 45 ödeviniz. Gelsin bakalım 45'e kadar bir ödevler yapılsın arkadaşlar. Ve günün sorusu da gelsin. Ve ders öyle nihayet ersin istiyorum. Günün sorusu şu olacak. Baş parmak nasıl yazılır? Bir cevaplar gelsin. Bir de boz ayı nasıl yazılır? Bir de onun cevabı gelsin. Hadi bir tane daha sorayım. Böyle çok sevdim şimdi böyle sorular sormayı. Ee, ön yargı nasıl yazılır? Gelsin. Ama K artı K tekniğimize göre gelsin. Şöyle kemik kadromu bir görebilir miyim? Kemik kadrom cevapları aşağıya bir versin bakın. Evet bugünlük dersimiz bu kadardı uzun ve yorucu oluyor paragraf çözmek. Gerçekten yorucu. Kendim çözsem sıkıntı yok ama anlatmak ve geçirmeye çalışmak biraz daha yorucu. O yüzden minik bir beğeniyi eğer istiyorsanız tabii ki sizin için uygunsa e, beğenirseniz mutlu olurum. Evet bir sonraki derste görüşünceye dek unutmayın ki kalbim sizinle güç daima ve daima bizim